anlattık, canları anlattık ama benim ayrıca içimin gittiği, istatistiklere bile girmeyen, bu sel felaketinde örneğin kaç canlının gittiği, kaçının telef olduğu, telef diyoruz ama öldüğü demek evet. lazım. Katledildiği. Katledildiği. Bu konuda da çalışan kurumlardan Haytap'ın başkanı Ahmet Şenpolat hattımızda. Ahmet hocama gitmeden şunu da söyleyeyim bak. Bunu da söyleyeyim sonra Ahmet hocama. Evet bakın, Ahmet Şenpolat'a bağlı. Bu demin gördüğümüz kesitin uygulandığı alan Ayancık'tan başlayıp yeni konağa kadar ve zaviyeye kadar olan kesimde uyguluyoruz bunu. Anlatabildim mi? Bu da planı. O bölgede planı. 7 milyon metrekare. 7 milyon metrekare sarı bölgede yerleşim alanı için uygun. Sarıyla gösterdiğim yer. Orada da şu andaki yaşayan nüfusun 10 katını insan yaşatırsınız. Ve çok de güzel. Hiçbir sorun yaşamadım. Tamam. Bir nokta koyalım hocam. Evet sevgili izleyiciler söylemeye çalıştım. Hakikaten bu hem yangın bölgesinde hem sel bölgesinde öncelikle can kaybı deyince insan aklı geliyor. Tabii ki doğal ama orada canlılar da var, hayvanlar da var. Belki de insan olmanın ölçtüğü doğadaki bütün canlılara saygı gösterebilmek. Bu konuda çaba gösteren kurumların arasında başında diyeceğim ilk günden beri 28 Temmuz'dan beri ben Haytap Başkanı Ahmet Şenpolat'ın yangın bölgelerinde olduğunu biliyorum. Evet Şenpolat da şimdi oradan dönüyor. Yangın bölgesinden dönüyor. Sevgili Şenpolat merhaba, seni galiba yolda bir benzin istasyonunda durdurduk. Öncelikle hepimize geçmiş olsun diyorum. Sel kuzeyimizde, yangın güneyimizde. Evet, hayvanlar da büyük zarar görüyor. Söz sende bir 8-10 dakikalık bir zaman dilimi içinde bu konuda Türkiye'ye söylemek istediklerini alalım. Şöyle, bir kere geçmiş olsun diyoruz ama bunlar sanki baktığımız zaman hiçbir zaman geçecek gibi gözükmüyor. Yani önümüzdeki yıllarda biz bu felaketlerle sürekli olarak çağrı yaptığımız için bu felaketlerle hep karşılaşacağız. Maalesef de faturası işte şu anda ekranlara veriyorsunuz. Faturası hep masum canlılara çıkacak. Yani bu işte hiçbir kabahati olmayan, hiçbir zararı olmayan canlılara çıkacak. Ağaçlara, ormanlara, derelere, gördüğünüz bu hayvancıklara çıkacak. Bir kaplumbağa kaçamayacak, bir karaca kaçamayacak, bir geyik bu yangınlardan, sellerden maalesef kaçamayacak. Ama bunlar öngörülebilmiş olsa idi, işte yangın uçakları başta olmak üzere, imar yapılaşması başta olmak üzere, halkın kültürel olarak bilinçlenmesi başta olmak üzere, mangal yapmaktan tutun, ormana sigara izmariti atmak, çöplerini bırakıp ayrılmaktan dahil olmak üzere hepimiz bu işin içinde suçluyuz. Ama faturasını maalesef işte bu kuzular, geyikler, çiftlik hayvanları ödediler. Biz 28 Temmuz'dan beri koskoca bir Akdeniz coğrafyasına dört büyük ekip olarak dağıldık. Doğu Akdeniz'de Osmaniye bölgesinde, Batı Akdeniz'de Marmaris ve Köyceğiz'de, benim şu anda geldiğim Orta Akdeniz olan Manavgat'ta da dört tane sahra çadırı kurduk hayvanlar için. Bu Türkiye'de hatta belki de dünyada da ilk oluyordur. Çok ani olarak gelişen ve örgütlenmemizin ve ekip yapımızın da biraz hızlı hareket etmesiyle bu bölgelere gidip hemen sahra çadırları kurduk. Bu hayvan dostlarımız için içini tam teşkilat, tam donanımlı bir hastane gibi tüm aletleriyle oksijen tüplerinden sterilizasyon aletlerine, ameliyathane malzemelerine, ilaçlarına kadar her şeylerini götürdük. Tahmin ediyorum tam elimizde bir sayı yok ama yaklaşık 2500 tane hayvana bu aşamada dokunduk. Bu hayvanların büyük bir kısmı, açıkça söylemek gerekirse arazi taraması yaptığımız zaman evet çok büyük bir kısmı ölmüştü. Ama sıkıntılı olanlar maalesef yarısına kadar yanık olan, kulakları dahi yanmış, göğüsleri, memeleri dahi yanmış. Fakat kamuoyunun hiçbir zaman gündemine gelmeyen hayvanlardı. Evet kaplumbağalar, sincaplar, kaçamayan hayvanlar en fazla gözümüze çarpandı. Ama diğer yandan çiftlik hayvanları, özellikle koyunlar, inekler, keçiler, inanamazsınız. Bunlar tabii televizyonlarda gösterilmiyor. Göğüslerinin altı, ayakları, toynakları, kulakları, ağızları, dilleri yanmış durumdaydı maalesef. Ve biz bu yaralı hayvanları işte bu sahra hastanelerimize getirip orada veteriner hekimlerimiz, veteriner teknikerlerimiz ve hiçbir zaman unutamayacağım gönüllerimizin 24 saat bakımıyla kurtarmaya çalıştık. O gönüllüler ki elleri öpülesi gönüllüler. 24 saat boyunca belki inanmayacaksınız. Bir koyunun
ağzından burnundan oksijen verdiler yaşatabilmek için. Bir yoğun bakım ünitesi kurduk. İnsanlar için şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz çadırın bir kısmı. Bir yoğun bakım ünitesinde bu hayvanlar hala şu anda hayatta kalmak için mücadele ediyorlar. Yaraları olan inekler vardı. Benim kucağımda olan da vardı. Düşünün, ağzı, dili ve göğsünün altı tamamen yanmış durumda. Birçok insan hani bu hayvanlar acı çekmesin diye kesilmesini, işte murdar olduğu için bir an önce hani telef edilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Ama biz yine bir Don Kişotluk yapıp bu hayvanları yaşatabileceğimizi iddia ettik. Nitekim de öyle oldu. Yoğun bakım ünitesinden birçok hastayı adeta COVID ünitesinden çıkan insanlar nasıl alkışlanarak o bölümden çıkıp normal bölümlere alınıyorlar. Biz de o koyunları, kuzuları yoğun bakım ünitesinden iyileştikçe teker teker kurtarıp diğer ünitelere, yani artık yaşayabilecekleri, ayakta kalabilecekleri yerlere almaya başladık. Bütün Türkiye'ye değil, aslında dünya bile bizi izlemeye başladı. Hayvanlar için bu kadar masraf, bu kadar emek verilir miydi? Çünkü biz onları kelle, paça, şırdan, işkembe olarak görmekten, mal olarak görmekten başka hiçbir şey yapmadık. Ama hepsinin, inanın televizyonlar bunu göstermiyor, hepsinin canı yanıyordu. Yani o yangından maalesef zarar gören hayvanlardan bahsediyoruz. Hiçbir tanesinin dili yok. Hiçbirisi söylemiyor ki benim memem son derece acıyor, tüylerim son derece katılaşmış durumda. Hatta bazılarının kulaklarına dokunduğunuz zaman adeta bir plastik çatal ya da plastik kaşık sertliğine gelmişti. Bu hayvanların can çekmediğini kim söyleyebilir? Tabii Türkiye'de hayvanlar ve doğa her zaman için 947. sırada geldiği için biz hani orada bir farkındalık çalışması yapmaya çalıştık. Hani bu organizasyonun bundan sonraki yıllarda da dediğim gibi hep karşılaşacağımız için maalesef bu felaketlerle. Çünkü inşallahla maşallahla bunlar geçmiyor. Peki sevgili Şenpolat. Doğru düzgün bu işi bilen insanlar da olmadığı için bu hayvanlar hep bunu çekecekler. Peki sevgili Bizim Şenpolat. Bizim de hep bu çalışmaları yapmamız gerekecek. Şenpolat, şimdi stüdyoda da Profesör İlyas Yılmazer hocamla bu tür hani felaketlerden, hani sel bölümünün bir daha olmaması içini konuştuk. Ben de seninle deprem, hem o bölgeden, yangın bölgesinden ara ara konuşmuştuk çalışmalarınızı izlerken. Önerilerin vardı. Yani satır başlarıyla son hani 1-2 dakikalık bir zaman dilimi içinde hani avcılık, mangalcılık, piknikçilik, yani bunlara nasıl bakmalı artık? Bu konulardaki mesajlarını alsak sevgili. Öncelikle ivedi olarak bir kere yapılması gereken şey bizim görünümüzce Akdeniz bölgesinin tamamını, hatta belki Türkiye'nin tamamının en az 20 yıl boyunca bu kara avcılığına kapatılması gerekiyor. Zaten doğal hayat kalmamış durumda. Yani şu ekranda gördüğünüz ağaçların tekrar yeşermesi, o toprağın tekrar yeşillenmesi, öyle fidan dikmekle, işte ne bileyim oralara hani ağaç dikmekle olacak şey değil. Yani bir ağacın ortaya gelmesi, bir faunanın ortaya çıkması, bir vejetasyonun kendi kendini bulabilmesi, orada yeniden yaban hayatının yeşermesi böyle 50 yılda 100 yılda olacak bir şey. Siz para verip bir vejetasyonu, bir faunayı, bir ekosistemi parayla yaratamazsınız. 100 yaşında bir meşe ağacını gelip oraya param var dikerim diyemezsiniz. Fidanı dikeceksiniz, onu sulayacaksınız, bakacaksınız. Çok çok yıllar sonra olacak şeyler bunlar. Kara avcılığını bir kere kesinlikle yasaklanması gerekiyor. Hükümetin bu konuda kesinlikle bir yasa çıkartması gerekiyor. Zaten hayvan kalmamış durumda. Az kalan hayvanı da 3-5 tane avcıya vurduracaksınız. Avcılık İkincisi, yasaklanmalı. Ormanlarda bir, piknik, evet. Ormanlarda piknik, işte mangal vesaire, artık bunlar uygar dünyaya yakışmıyor. Zaten biz bu işi beceremiyoruz. Siz Berlin'in ortasında mangal yapan insanlar gördünüz mü? Yani insanlarımız, görüyorsunuz, belediyeler zaman zaman gidiyorlar. İşte İstanbul'da örneğin Belgrad ormanları vesaire, tonlarca çöp çıkartıyorlar. Tonlarca. Bu çöpün içinde camlar var, plastikler var ve bunlar güneş ısısıyla karşı karşıya kaldığı zaman her an yanmaya müsaitler. İnsanlar hep şöyle bir beklenti içinde. Birisi eline benzin bidonunu alıyor, gidiyor bu ağaçların dibine döküyor. Hayır, öyle bir şey olmasına gerek yok. Siz oraya sigara izmaritinizi bıraktığınız zaman, mangalınızı bıraktığınız zaman, gelişigüzel çöplerinizi bıraktığınız zaman zaten bu yangına davetiye çıkartıyorsunuz. Ondan sonra o yangını söndürmeniz, zaten bir de rüzgar vesaire falan varsa çok 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 zor oluyor. Yani elinizde benzin bidonunu taşıyanlar aslında sizlersiniz. Şu mangal kültüründen, sigara içmekten, camları, plastikleri, çöpleri ormanlara bırakmaktan vazgeçin. Kaldı ki bir de öte yandan bu karada gördüğümüz şeyler, bu çöplerin büyük bir kısmı da denize gidiyor. Denizin altında yaşanan travmayı zaten şu anda kimse bilmiyor. Yani İstanbul Boğazı örneğin bir şekilde ortadan kalksa altında
koskocaman dağlarla oluşmuş bir çöplük olduğunu da göreceğiz. Bu çöpler yukarı planda işte bu yangınlara sıcaklığın da etkisiyle neden oluyorlar. Küresel ısınmaya hani hemen topu atıp kolaycılığa kaçmak olur. Ama dediğim gibi faturası maalesef 100 yaşındaki meşeye, 100 yaşındaki çınara, o zavallı koyunlara, hiçbir suçu olmayan sincapa, kaplumbağaya çıkıyor. Biz de arkasını toparlamaya çalışıyoruz. Burada hükümetin alması gereken kararları ben tekrar söylüyorum. Bu mangallar, piknikler, ormana girişler yasaklanmalı. Yaban hayatını korumak için avcılık kesinlikle en az 20 yıl boyunca, aslında bize kalırsa tamamıyla yasaklanması lazım. Bir faunanın, tekrar ediyorum, yerine gelebilmesi bu kadar kolay değil. Öyle fidan dikmekle, çimen dikmekle, bağış toplamakla olacak işler değil. Yani bunlar gitti. Koskoca bir Akdeniz havzasından bahsediyoruz. Bir, siz parayla yerine getiremeyeceğiniz değeri, bir kıymeti yok ettiniz. Bunun yok olacağını öngörebilseniz zaten elinizde gelen tüm tedbirleri alırsınız. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Bundan sonraki seçimde tahmin ediyorum parti politikasına, seçim vaatleri arasına kim yangın uçağı alır mı koyarsa ben tahmin ediyorum iktidarı o alacak. Sevgili Şen Polat, çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Hakikaten hani sizlerin sözüydü. Yani hayvan sevgisi olmayanın devamında insan sevgisi de olmaz. Hayvanları yapılan reva görebilmenin devamı zaten insanlarını beterine yapmak olabilir. Beterini yapmak olabilir. Bir bütün olarak bakmak da gerekir. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Şen Polat. Kolaylıklar diliyorum size.